Çocuklar merhabalar, matematik dersinden devam edelim. Geometrik cisimler ve şekiller konusuna geldik. Sizinle beraber buradaki şekillerin özellikleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Günlük hayatta aslında çocuklar bu şekilleri birçok şeye benzetebiliyoruz. Mesela üçgen neye benzetiyoruz? Çatıya benzetiyoruz değil mi çoğunlukla, ya da çadıra benzetebiliyoruz. Başka aklınıza ne geliyor? Düşünün bakalım. Peki çocuklar, mesela burada da bunun adı da kare. Ben yazayım hatta üzerlerine. Bu şeklin adı çocuklar üçgen. Üçgen. Bunun adı da çocuklar kare. Peki kare neye benziyor? Mesela kare evler oluyor değil mi? Kare şeklinde. Başka ne oluyor? Düşünün bakalım. Düşünün, yazın yorumları, tamam mı? Bir tane de mesela burada dikdörtgen var. Neymiş? Dikdörtgen. Dikdörtgen. Bunun adı da çocuklar çember. Neymiş? Çember. Üçgen, kare, dikdörtgen, çember. Şimdi çocuklar, bu şekillerin bir de özellikleri var. Özellikleriyle ilgili konuşalım. Mesela köşe ve kenarları var. Köşeleri kırmızıyla yapacağım. Önce beraber gidelim. 1 2 3 Fark ettiniz mi çocuklar? 3 tane köşesi var. O zaman buraya yazalım. Köşe sayısı 3. Devam edelim. Gelelim buraya, kareye. 1 2 3 4 Kaç tane köşesi var? 4 köşesi var. Evet, geldik dikdörtgene. 1 2 3 4 Kaç tane köşesi varmış dikdörtgeninde? 4 köşesi varmış. Peki buna bakıyorum. Hiçbir sivri yeri yok çocuklar. Resmen bir topa benziyor. Yuvarlasak gidecek. Ya da bir hula hopa benziyor değil mi? Köşesi yok. O zaman yoksa ne yapalım? 0 koyalım. Hiç köşesi yok. Şimdi kenarlarına gelelim çocuklar. Kenarı da mavi ile göstereyim. Olur mu? Hatta kalın mavi ile göstereyim. Daha rahat görün. Mesela 1 2 3 3 tane kenarı varmış. Yazalım. 3 tane kenarı var. Şimdi buna gelelim. 1 2 3 4 4 tane kenarı var. Yazalım. Şimdi dikdörtgene gelelim. 1 2 3 4 Bunun da 4 tane kenarı varmış. Dikdörtgenin 4 kenarı varmış. Peki çembere geldik. Çember. Çember. Hiç kenarı var mı? Kenar sayısı yok. Köşe sayısı yok. Tamam mı? Çemberin kenar sayısı da, köşe sayısı da yok. Onun yerine de 0 koyuyorum yine çocuklar. Şimdi bir de kare ve dikdörtgenin kenarlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çocuklar, karenin bütün kenarları birbirlerine eştirler. Hatta eş oldukları için de ben hepsine bir kalp veriyorum. Bütün kenarları eşit olduğu için. Siz de verebilirsiniz. Kenarlarına kalpçikler koyuyorum. Evet. Bütün kenarları birbirine
eşittir karenin. Çocuklar, dikdörtgenin de karşılıklı kenarları birbirlerini eşittir. Karşılıklı. Karşılıklı kenarları birbirlerini seviyorlar. Anladın mı? Evet. Uzun kenarla uzun kenar, kısa kenarla kısa kenar birbirlerine karşılıklı eşittirler çocuklar. Tamam mı? Hatta bu kenarla bu kenara, uzun kenarlara kalp verelim. Kısa kenarlara da bir adet yıldız vererek aklımızda tutalım. Evet çocuklar, bu dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.